Bir webinarla daha karşınızdayız. Bugün Siemens Türkiye ile birlikteyiz. Sayın Kenan Doğan Bey bizlerle olacak. Konumuz ise E-House hızlı modüler tak çalıştır enerji istasyonu çözümleri. Günümüzde enerjiye ulaşmak çok kritik bir süreç ve bu yüzden de çok önemli. Tam da bu noktada E-House ihtiyaç duyulan her yere aslında esneklik sağlıyor. Kenan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Irmak Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Siemens'te neler tabii yaptığınızı? Tabii. İsmim Kenan Doğan, 43 yaşındayım. 20 yıldır Siemens'te çalışıyorum. Alçak gelim üretimden teklif hazırlamaya, orta gelim teklif hazırlama, proje yönetimi, satış ve nihayetinde son 12-13 yıldır E-House tekliflerini hazırlıyorum. Son 3 yıldır da E-House teklif grubunun yöneticiliği görevini üstlendim. Harika. Kenan Bey dilerseniz sunumunuzu açabilirsiniz. Takipçilerimiz de eminim sabırsızlıkla bekliyordur. Tabii ki de hemen açıyorum. Tam ekran olarak geldi mi? Dur bakalım. Şu anda yükleniyor Kenan Bey. Kenan Bey'in sunumunun ardından sorularınızı chat ekranından yazabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Kenan Bey sunumunun bitiminde sorularınızı yanıtlıyor olacak. Tam ekran olarak görünüyor Kenan Bey sunumunuz. Tamam o zaman teşekkürler, başlayabilirsiniz. Öncelikle herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada olduğunuz için de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Umarım bugün E-House'la ilgili sorularınız aklınızdaki yarım kalan noktaları tamamlamak benim için bir zevk olacak. Sunumumda ilk önce bir giriş Siemens organizasyonu ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. E-House'daki akılcı çözümler, malzemeler, imalat, paketleme, sevkiyat ve en sonunda referanslarla sunumu bitirecek olacağım. Öncelikle E-House nedir? E-House nerede kullanılır? O konulara değinmek istiyorum. E-House tamamen prefabrik, fabrika koşullarında imal edilmiş, özel ebatlarla ve şartnameler uyarınca yapılmış, içine projenizin gereği çalt ekipmanı, skada sistemleri ve değişik sistemleri montajının yapılıp en önemlisi kabul testlerinin, tam testlerin yapıldıktan sonra sahaya sevk edilmesidir. E-House gördüğünüz gibi aslında bir konteyner gibi gözükse de terzi usulü bir çözümdür. E-House'u kimler nerede kullanır? E-House'u eğer ki şantiye koşullarınız çok zorluysa, örneğin bir maden, Irak'ın çölün ortasında bir petrol sahası ya da limitli zamanınız varsa sahada yapıyı yapıp elektrifikasyonu yapmak için limitli bir zamanınız varsa E-House bunlar için çok uygun bir çözümdür. E-House'u bir örnek buradaki Siemens olalım, biz olalım. Tek bir kontrat imzaladığınızda E-House'un binanın kendisi, klima sistemi, yangın sistemi, içindeki bütün elektriksel ekipmanlar, orta gerilim, alçak gerilim, frekans konvertörleri, skada sistemi tamamı tek kontratta olur. Böylece müşteri olarak siz bütün bu sistemlerin, hatta çok büyük ihtimal betonarme binada birden çok tedarikçinin koordinasyonuyla uğraşmamış olursunuz. Ve E-House çok optimize bir çözümdür. Kullanılan malzeme çelik olduğu için bina gibi kolonlar, alanı kısıtlayan konular yoktur. Tamamen amaca yönelik imal edilen bir üründür. E-House'un çok farklı tipleri de var. Bizim yaptığımız E-House'lar çoğunlukla sadece konteyner olanlar. Ama siz bu konteynere bir trailer üzerine koyarsanız mobil E-House oluyor. Ya da siz
Ben e-house yapmak istemiyorum. Data center çözümüdür bu. Şu aşağıda görmüş olduğunuz skit. Ben e-house'un duvarlarını, klimasını istemiyorum. Ama benim işim çok acele. Ben binanın içine koyacağım. Ama bu entegrasyonla uğraşacak zamanım yok diyorsanız skit çözümleri de var. Bugün size daha çok size duvarları olan ve alt sistemleri olan e-house'la ilgili bilgiler vereceğim. Genelde hedef sektörlerimiz petrokimya, oil and gas, petrolcüler. Bu daha çok Orta Doğu'ya hitap eden bir sektör. Maden işletmeleri. Madenler biliyorsunuz çok uzak sahalar oluyor. Erişimi ve kalifiye iş gücünü taşıyamayacağınız durumlar olabiliyor. Bunlar için bir çözüm. Dağıtım şirketleri ve petrokimya, buna gaz üreticileri, bu havadan gazı ayrıştırarak Öndek, mesela Linde, Bosch, Türkiye'dekiler, Air Products ya da Air Liquide gibi firmalar bu ihtiyaçlara çözüm oluyor İHA. İlk yatırım maliyeti çok optimizedir İHA'da. Çünkü bütün ekipmanların kararını tek bir tedarikçi veriyor. Bu durumda Siemens. Bütün hepsinin optimizasyonu yapılıyor. Yani ısıl kayıplar belli bir risk faktörüyle çarpılmıyor. Klimacılar çok daha büyük klimalar vermiyor. Bu arada montaj süresi de biraz sonra size başka bir slaytta da bir maliyet analizi göstereceğim zaten. Mobilizasyon, sağ mobilizasyonu minimuma iniyor. Yani siz bir İHA yapıyı betonarme olarak sahada yaparken 6 ayda bir inşaat yapıp işte 3 ayda donatmanız gerekirken İHA bir temelin üzerine 3 gün gibi çok kısa bir sürede oturtulabiliyor. İHA'nın içine ben neler koyabilirim derseniz aklınıza gelebilecek normalde projenizin kapsadığı aslında tamamen bütün ekipmanlar İHA'nın içine girebilir. Orta gerilim, gaz izole, hava izole, alçak gerilim, otomasyon, akü redesörler, UPS'ler, yangın sistemleri ve yardımcı bütün sistemler kuru tip trafo da dahil İHA'nın içine konabiliyor. Dışarıda bazen köşkler görüyoruz. Beton köşkler çok favori üründür. İHA'nın bunlardan farkı nedir diyecekseniz bir proje geldiğinde eğer ki mesela en başta en net konu şudur. İHA'nın içine girilip yürünebilir. Beton köşkler ve köşkler yani beton ya da sacdan olabilir. Kesinlikle içine girilemeyen yapılardır. Sekonder dağıtımdır beton köşkler. İHA'da primer ve diğer bütün karmaşık sistemlerin konabildiği terzi usulü çözümlerdir. Beton köşkler tip testidir çünkü harcı alem bir üründür. Hep aynı ürünler konur ve tip testi yapılması mümkündür. Fakat İHA'da her bir ürün tamamen bir eser olduğu için tip testi yapılamıyor. Yani kesinlikle bir İHA'da tip testi vardır dendiği zaman şu şekilde yapabilirsiniz. Aynısından bir tane yapıp bütün o yangın testleri, sızdırmazlık testlerini yaptıktan sonra maalesef bunun sonucunda İHA bayağı bir hırpalandığı için yeni bir ürün yapmanız lazım. Bu da ekonomik olarak mümkün olmadığından dolayı İHA standartlar ve partial testlerle yani kısmi testlerle teslim edilmektedir. Beton köşklerde doğal havalandırma vardır. İHA'da klima vardır. Basınçlandırabilirsiniz İHA'yı. Beton köşklerde bu mümkün değildir. Hızlıca geçeyim. Beton binayla da kıyasladığımız zaman en önemli özelliği beton binada çok uzun bir mobilizasyon süresi yaşarsınız. Sahada çok uzun bir inşaat sürecine girersiniz. Bütün ekipmanlar gelip yerine oturtulması için kalifiye elemanlar gerekir. Testleri sahada yaparsınız. Haliyle saha süresi uzadığı için de yani İSG, işçi sağlığı, güvenlik konularında da daha uzun bir süreden dolayı daha yüksek bir risk taşırsınız. İHA'da böyle değil. İHA fabrikada yapılır. Bütün testleri, ekipmanların testleri İHA'nın son testine gittiğinizde normalde bir orta gerilim, alçak gerilim ya da diğer ürünlerin testlerine ayrı ayrı fabrikalarda gidersiniz ama İHA'da içine girdiğinizde bütün sistem kliması, yangın söndürmesi ve diğer yardımcı sistemler dahil çalışır.
Hatta çok diliyorsanız mümkünse bilgisayarınıza SCADA'nızı da getirip o simülasyonları da şeyde yapabilirsiniz sahada. Burada İHA'da dikkate aldığımız ilk temastaki konuları görüyorsunuz. İHA'da yok yok. Özellikle bizim için tabii mekanik konular var. Bunda rüzgar yükü, yükler var. Patlamaya dayanıklı bir İHA ihtiyacınız olabilir. Bununla ilgili veri bilgi gerekiyor. Çevre çok önemli burada bizim için. Çevre koşulları ki demin söylediğim gibi odak noktamız genelde petrokimya ve maden ocakları olduğu için buradaki koşullar çok zor. Korozif bir ortam olabilir, tozlu bir ortam olabilir, 55 derece sıcaklıklarda da çalışıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de bütün bu ilk girdilerin yapılması çok önem kazanıyor. İHAZ klasik olarak aslında beton bina tasarımına benzese de ilk önce içindeki ekipmanları belirliyoruz. İHAZ bundan sonra ona göre tasarlıyoruz ve en sonunda testlerini yapıyoruz. Burada İHAZ'la ilgili bir maliyet analizi var. Lütfen bu maliyet analizini çok rahat ulaşımı olan bir sahadaki beton bir binayla karşılaştırmamanızı rica ediyorum. Çünkü çok rahat koşullarda, çok açık yürekle söyleyeyim, şehir merkezinde ya da çok erişilebilir bir sahada yapacağınız beton bina İHAZ'dan çok daha ucuza gelecektir. Sizin ihtiyacınız, yani oraya erişmekte sorununuz varsa, yüksek bir yere biraz sonra göstereceğim referanslarınızda, yüksek bir noktaya koyacaksınız. Yeriniz limitliyse İHAZ bu sefer biçilmiş kaftan. Ama eğer ki rahat koşullarda çalışıyorum ben diyorsanız, betonarme bina sizin için belki de ilk tercih olacaktır. Fiyatlamak artık size kalmış. Burada gördüğünüz gibi betonarme olan bir bina en solda gördüğünüzde %100'de İHAZ, eğer ki İHAZ'a çevirecekseniz bunu, %10'luk bir planlama ve kontrol maliyetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Bu ne demek? Siz farklı farklı tedarikçilerin koordinasyonuyla uğraşmıyorsunuz. Bir inşaat firması, bir mekanik firma, bir elektrifikasyonla ilgili firmanın koordinasyonunu yapabilmek için bünyenizde bunun için bir grubunuzun olması lazım. Bütün bunları ekarte edip %10'luk bir tasarruf sağlıyorsunuz. Haliyle %25'lik bir inşaat maliyetinden tasarruf ediyorsunuz. Fakat buna karşı İHAZ'ın yapısal olarak çelikten yapıldığı için bir %10'luk bir maliyet artışı geriye doğru çıkıyoruz. Ve %5'lik normalde bir betonarme binanın içindeki ekipmanlar çok rahat konteynerle kamyonla taşınmasına rağmen İHAZ daha büyük bir yapı olduğuna göre projeden projeye tabii ki değişir. Taşıma maliyetleri ufak %5'lik bir artış gösteriyor. Ve eğer gerçekten İHAZ'a ihtiyacınız varsa, demin anlattığım koşullar varsa, %20'lik bir maliyet avantajına ulaşıyorsunuz. Burada göstermiyor ama eğer ki çok hızlı bir, gösteriyor sol tarafta, kusura bakmayın, çok hızlı bir çözüm gerekiyorsa size, ürettiğiniz mal ekonomik değeri yüksekse, hızlı bitirmeniz ve üretime geçmeniz gerekiyorsa, bunu da İHAZ ve betonarme bina kıyaslamasında göz önünde tutmanız gerekir diye düşünüyorum. Daha erken teslimat daha hızlı. Çünkü bizim İHAZ'ı yaptığımız yer bir fabrika, bir kapalı alan. Kar, fırtına, aşırı sıcaklar bizi etkilemiyor. Çünkü kapalı bir mekanda bunlardan bağımsız olarak fabrika ortamında çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Siemens organizasyonuna gelecek olursak çok fazla ülkede varız. Ama biz Almanya genel merkezimiz, Türkiye, Amerika ve Kolombiya ülkelerinde Siemens'in bu dahili bir sertifikasyondur. Altın sertifika var. Dünyada sadece 3 ülkede var genel merkezimiz hariç. Bu ne demek? Siemens Türkiye en karmaşık, en yüksek riskli projeleri yapabilecek kabiliyete sahip demek. Zaten şu anda Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkmen Cumhuriyeti ve Rusya'daki projelerle
Siemens Türkiye ilgilenmekte. E-House için dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli ülkelerinde E-House imalatçıları var. Bu imalatçılar siz ekipmanlarınızı verdiğinizde bu ekipmanları alarak E-House'un için montajını yapıp, testlerini yapıp size son bitmiş bir E-House verebiliyor. Siemens Türkiye'nin iş modelinde bunların mühendisliği, biz de bir E-House, biz çeliği de, yani binayı bir üçüncü parti firmadan alıyoruz. Ama burada Siemens'in bütün mühendislik katkısı, görmüş olduğunuz gibi yan tarafta, tüm mühendislik katkısı, saha işleri ve haliyle bütün ürün yelpazemizin tamamen ihtiyaçlarınızı karşılamasından dolayı Siemens'in katma değeri çok daha yüksek. Özellikle mühendislik, yeniden söylemek istiyorum, mühendislik altyapımız ve proje yönetimi altyapımız Siemens'in içinde. Dışarıdaki bir firmayla muhatap olmuyorsunuz, tamamen Siemens'e muhatap oluyorsunuz. Biz bu işe, en soldaki çizim çok yadigar bir çizimdir. 2010 senesinde İHAL tekliflerinde müşterilere verdiğimiz çizimler aynen bu şekildeydi. Zamanla geliştirdik. Bu da görmüş olduğunuz sağdaki teklifle birlikte yolladığımız 3 boyutlu çizimler. 3 boyutlu çizimler bize neyi sağlıyor? Normal üstten baktığınızda sol tarafta evet bir yerleşim planı var. Bir optimizasyon yapıyorsunuz. Fakat İHAL 3 boyutlu. Tavanında klimalar asılı, aydınlatmalar asılı, kablo tavaları, bazen kablo tavaları 2, 3, bazı durumlarda 4 seviyede kablo tavası oluyor. Haliyle bunların teklif aşamasında, proje yönetimi zaten mühendislikteki arkadaşlarımız çok detay çalışıyor ama teklif aşamasında daha optimize ve bu buradan geçmiyormuş diyebilmemiz için 3 boyutlu çalışıyoruz. Bu da eğer ki umarım size de akıcı bir şekilde gelir, teklif aşamasında verdiğimiz 3 boyutlu video, isterseniz içinde de dolaşabiliyorsunuz. Günün sonunda alacağınız ürünü çok daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve tasarımda da kendi panolarınızla ilgili, yani sadece bir kare kutu çizilmesi yerine yok ben üstten çıkıyordum, hayır bunun mesafesi, tavan mesafesi yeterli değil. Bunun yanında durmamalı gibi konuları da ilk teklif aşamasında ilk elden çözüyoruz. Siemens olarak bir E-House tasarım programımız var. Bunda yapıyoruz teklifleri. Şu an ikinci nesli geliyor. Umarım bu sunumu belki de bir yıl sonra tekrar ettiğimizde sizlere onu gösterebileceğim. Fakat şu anda da E-House olarak, yani yeterli tool'larımız var. Bu tool'umuzda ekipmanları verdikten sonra bütün ekipmanları optimize bir şekilde yerleştirme, ısı kayıplarla klima hesabı, aydınlatma hesabı ve diğer bütün hesapları tool'umuzdan çıkartabiliyoruz. Bizim en büyük avantajımız, ben de gurur duyarak söyleyebilirim, Siemens'in bu çok ülkedeki varlığından dolayı çok büyük bir E-House network'ümüz var. Kolombiya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Türkiye, eğer ki değişik bir farklı bir ülkede bir projeniz varsa, tabii oranın standartlarıyla ilgili aklınızda soru işareti varsa, bu network'ümüz sayesinde o ülkedeki arkadaşlardan çok rahat bilgi alıyoruz. O ülkenin standartları, dikkat edilmesi gereken konularla ilgili fikir edindikten sonra da teklifimizi hazırlayıp inşallah siparişte olduğunda yönetiyoruz. Ve lokal standartlarla ilgili de geliştirme çalışmalarımız devamlı olarak devam ediyor. E-House'u yaptınız. Pandemi geldi biliyorsunuz. Maalesef 2-3 yıldır bununla cebelleşiyoruz. Bu tabii ki bizim işlerimizi asla durdurmadı. Demin söyledim, kar
Güneş, yağmur, çamur bizi nasıl durduramadıysa pandemi de durduramadı. Müşterilerimiz bize gelemedi ama biz müşterilerimize online FAT yaptık. Buradaki en önemli konu şu. Birincisi belki ortalarda yer alıyor ama bir kere siber güvenlik konusunda hiçbir şekilde açığımız yok. Çünkü bir FAT yapıyoruz. Siber güvenlik bu konuda çok önemli. Tamamen encrypted bir şekilde bağlantı kurup müşterilerimizle e-house'daki normalde gelip fiziki olarak orada ne yapacaklarsa kabul sırasında birebir gerçekleştiriyoruz. Hatta şurada da bir ufak videomuz var. Biz elimizde yani normal bir webcam'le bunu tutarak bir FAT yapmıyoruz. Özel bir yazılımımız var. Gördüğünüz gibi iki kamera var işin içinde. Müşterimiz çok rahat direktifler vererek ben şurayı görmek istiyorum, burayı görmek istiyorum dediğinde mobil kameramızla hem yaklaşabiliyoruz ya da gördüğünüz gibi sabit kameramızdan müşterimiz çok rahat seçim yapabiliyor. İşte üstten üçüncü çekmece diyor. Eğer ki bir mobil kamerada siz gösteriyor olsaydınız çok daha karmaşık olur. Ve görüntü kalitesi de 1080p gayet iyi bir bağlantımızla uzaktan FAT'imizi gerçekleştirdik. Sadece biz de değil, üç projede bunu yaptık. Sizin için sunumla birlikte umarım sunumdan sonra da sizle paylaşacağız. Bir web sayfamız var. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hem Türkçe hem İngilizce olarak. E-House hakkında daha detaylı bilgi, broşüre erişmek istediğinizde bu web sayfasının QR koduyla da telefonunuzda çok rahat ulaşabilirsiniz. Sanal gerçeklik uygulamamız var. Hele ki eğer ki sanal gerçeklik gözlüğünüz varsa çok daha keyifli oluyor. Tavsiye ederim. Varsa yakınınızda birinden alıp denemenizi öneriyorum bunu. Bir e-house'un içinde çok güzel gezebilirsiniz bu uygulamayla. Ve bizim için çok değerli Anagold Erzincan'da yapılmış bir altın madeninin projesinde müşterimizin bizden ne kadar memnun olduğunu ifade ettiği bir müşteri videomuz var. Bu da YouTube'da Siemens Global sayfasında sizin görüşleriniz için müsait bağlantıya ya da QR koduyla çok rahat ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Hem İYAL'la ilgili yani sahada nasıl görüldüğüyle ilgili de görsellerimiz çok fazla ve müşterimizin ifadeleri de ne kadar maden koşullarına uygun bir çözüm olduğunu da dile getiriyor müşterimiz. İmalatla ilgili bir video göstermek istiyorum. Bunu nasıl yapıyor bu insanlar derseniz anlatarak gideceğim ama ilk karede en azından daha fazla bilgi vermek için durduruyorum videoyu. Görmüş olduğunuz gibi dışı saç, bu bütün duvarlar özel olarak bükülmüş durumda. İzolasyon için taş yünü kullanıyoruz. Projeye göre değişebilir ama bizim standardımız, siz bir şey demezseniz biz taş yünüyle yapıyoruz. Hem yangın dayanımı hem de izolasyon çok daha yüksek mertebelerde. Biraz ekonominin dışına çıkıyorsunuz ama emin olun değiyor buna. Ve videoyu da başlatayım. Görmüş olduğunuz gibi işçi arkadaşlarımız taş yünlerini, izolasyon malzemelerini döşüyor. Üzerine döşenen beyaz beyaz boardlar nedir diye soracak olursanız her İHAZ yangına dayanıklı değil. Eğer ki böyle özel bir isteğiniz yoksa normalde 60 dakika yangına kullanılan malzemeden dolayı minimum 60 dakika yangına dayanıklı oluyor. Ama siz derseniz ki benim 2 saat yangına dayanıklı İHAZ'a ihtiyacım var. Bu boardlarla bunu sağlayabiliyoruz. Buradaki beyaz boardlar da yangına dayanım boardları zaten. Sonrasında iç saç duvarlar kapatılıyor üstüne. Biraz sonra ekipmanlar gelmeye başlayacak, göreceksiniz. Orta gelin panolar gelip yerine yerleştiriliyor. Yukarıda gördüğünüz topraklama barası, yukarıdan yapıyoruz İHAZ'da. Arkadan erişim burada limitli olduğu için İHAZ'ın arkasında çok büyük ekipmanların arkasında çok fazla yer bırakamadığımız için optimize bir çözüm olduğundan dolayı
yukarıdan topraklama var. Kablo tavalarını gördünüz. Biraz sonra da o sarkan kablo geldi panolarda. Panoları, bu aydınlatma panosu ve diğer otomasyon panoları bağlanıyor. En son bu yaz bittiğinde müşterimiz gelip tamamen bütün testleri, gördüğünüz gibi ışıkları yanıyor panoların. Yani tamam, soğuk testlerin hepsini İHAL'da yapabiliyor. Bütün her şey çalışıyor. Tüm kitlemeleri görüyor. Aydınlatma, yangın senaryoları, klimalardaki, hatta mesela klimalarda belki en artı bir ya da yedekli bir sistem istiyorsunuz. Geldiğinizde bunun testini de yapabiliyorsunuz. Klimalardan birinin şalteni indiriyoruz, diğeri devreye giriyor mu? Bütün testleri yapıyorsunuz ve sahaya kafanız çok rahat gidiyorsunuz. Sahaya iş kalmıyor. En fazla enerji kablolarının, kumanda kablolarının bağlantısı, yani sahadaki o kumanda ve enerji kablonun bağlantısı sonrası testleri haliyle tekrarlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama onun dışında İHAL tamamen kullanıma hazır oluyor. Paketlemeye gelecek olursak, diyeceksiniz ki ya bir panoyu bile ben alıyorum, o kadar paketliyorlar, yolda sarsılıyor, geliyor. İHAL'ın içine monte edince bu sarsıntıdan dolayı yolda bir şey olmaz bunlara diyebilirsiniz. Bunun için de bir çözümümüz var, ismi Lashing. İHAL'ın içinden bütün ekipmanları sabitliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ahşap kerestelerle bütün ekipmanlar sabitleniyor. Klimana sallanacak ekipmanlara şişme balonlar konuyor. Mesela şurada da bir ufak videomuz var. O da bir kenardan dönsün. Mesela görmüş olduğunuz torbalar da nem alıcı torbalar, silikon torbaları. Eğer ki çok nemli bir şantiye gidip belli bir süre bekleyecekse bütün bu önlemleri de alıyoruz. Mesela şu an videoda gördüğünüz arkadaşlarımız yere plywood seriyorlar. Bu da şu. Sahaya gittiniz. Orada haliyle sahada içinde gezilecek, edilecek ve yer zarar görebilir alet edevattan dolayı. En son gidip de bir kat boyamak yerine biz böyle kaplıyoruz. İşiniz bittiğinde tamam ben devreye aldım, her şey ışıklar yanıyor, panolar çalışıyor dediğinizde zemindeki bu plakaları da kaldırıyorsunuz. Çok temiz bir şekilde çıkıyorsunuz yazının içinden. Nasıl sevk ediyorlar? İHAL'ın ebatlarına göre, ama buradaki İHAL'lar referans bilgi olsun, 29,5 metreye, yani 30 metreye yakın bir ebadı var. Genişliği de 5,5 metrelerde bir E-House. E-House'u görmüş olduğunuz gibi çok modüler, çok tekerlekli araçlar var. Bunlar birbirine ekleniyor ve günün sonunda da bir çekiciyle çekiliyor. E-House'u biz ayaklar üzerinde imal ediyoruz. Bu bize çok fazla avantaj sağlıyor. Bu çekiciler yukarı aşağı hidrolik bir şekilde kalkıp inebildiği için altına gidip gördüğünüz gibi havaya kaldırıp gideceği yere gidiyor. İHAL'ı nasıl sevk edebilirsiniz? Kamyonla, dorseyle, trailerle, lowbedle de yapabilirsiniz. Bizim bu projemizde göreceksiniz. Belli bir noktaya kadar kara nakliyesi var. Belli bir noktadan sonra da deniz nakliyesi var. Ve bunun için de önlem almak gerekiyor. Eğer ki mesela deniz sahanız koroziv olmayabilir. Ama ben bunu gemide nakledeceğim diyorsanız, bu tuzlu sudan dolayı, mesela burada bir detaydır bu, boyayı C5M seçmek gerekiyor. Çünkü tuzlu su koroziv bir şeydir ve paslanmaya yol açar. Sahada ihtiyacınız olmasa bile bu küçük noktalar çok değer kazanıyor, kıymetli oluyor. Ufakça referanslarımıza gelecek olursak, bugüne kadar Siemens Türkiye 8000 metrekare İHAL yaptı. 8000 metrekare ne kadar eder? 15 tane, 15 mi? Yok, 20 olmuş. 20 tane basket sahası kadar eder. Peki ne kadar ağırdır bu kadar İHAL? Bu da biraz eski kaldı, bunu yenilemek lazım. Fluence, Renault üretmiyor da. Sayın katılımcılar, 5000 tane binek araba kadar ağırlığı var bugüne kadar yaptığımız ve sevk ettiğimiz İHAL'ların.
Hangi ülkelere yaptık biz? İrlanda, ondan sonra hızlandırayım, Ürdün, İsrail, Irak, Gürcistan'da çok büyük bir projemiz oldu, göz bebeğimizi. Biraz sonra daha fazla detay vereceğim. Türkiye tabii ki de ve Ukrayna. Bu ülkelerde İYAS projelerine imza attı Siemens Türkiye. Şöyle de görebilirsiniz. Kenan Bey, sorular da geliyor. Teşekkürler, harika gidiyorsunuz. Sorularınızı sunumunuzun bitiminde okuyor olacağım takipçilerimiz. Bilginize. Tabii ki de. Gerekli zaman olsun diye zaten 9 dakikaya bitiriyorum Nurmak Hanım. İlk İYAS projemiz, devam edeyim. Küçükten başladık ve BP'den bir sipariş alarak Irak'taki Karmatali o petrol sahasına 2 tane İYAUS yolladık. Bu görüp görebileceğiniz en basit İYAUS'lardan birisi. Neden? Tek parça, kliması split klima, içindeki panolar karmaşık değil, bir SCADA sistemi yok. O yüzden de bizim için çok güzel bir deneyim oldu bu işe başlarken. İkinci projemiz anahtar teslimdi. Ürdün'ün, ETKO Ürdün'ün DEAŞ'ı oluyor aslında. İki istasyonu İYAUS olarak teslim ettik. Buradaki önemli bir nokta var. Görüyorsunuz İYAUS'u koyuyoruz, panolar açıkta. Böyle ortada da derme çatma bir şeyler var. Bunlar ne? Bu İYAUS iki parçadan oluşuyor. Şu görüntüdeki şu kesit, buradaki çizgi ikisinin birleşme noktası. Ebatlardan dolayı İYAUS'u ikiye böldük. Tek parça sevk edemedik. Çünkü bu da iyi ki aklıma geldi. Şöyle diyeyim. Bir İYAUS'u isterseniz 15 metreye 50 metrede yapabilirsiniz. Ama bunu günün sonunda kaldırıp sahaya götüreceksiniz. Bir projeyi yaparken en önemli noktalardan birisi de yoldaki sevkiyat için müsaade edilen maksimum limitler. Bu limitlerde aslında uzunluk en son geliyor. En önemli şey yükseklik, çünkü köprülerin altından geçiyor bu. Yapacağınız projede ilk önce bir road survey yapılırsa, bir yol denetimi yapılırsa, ona göre İYAUS'u bölmek ya da ebatlarını ona göre ayarlamak gerekiyor. Çok önemli konulardan birisidir. Bu İYAUS'da iki parça gitti ve yerinde monte oldu. Yine Irak'ta burada ENKA ile çalışmıştık. Lukoil'in içine jeneratör kesicilerini koyduğumuz küçük 3 tane İYAUS'umuz var. TÜPRAŞ'a bir tane İYAUS verdik. Bu da bizim için ilk deneyim olarak gaz izoleli panoları İYAUS'un içine koyduk. Çok gaz izoleyle İYAUS çok barışık, böyle çok iyi anlaşan iki ürün. Çünkü gaz izole küçük, İYAUS da metrekareyi küçültmeye çalışan bir ürün. Bu yüzden de çok güzel oldu ve çoğu projede de eğer ki müşterimizin yeri limitliyse gaz izole tavsiyesinde bulunuyoruz. Gürcistan projemiz. Bu projeyle Gürcistan'ın, komşu ülkemizin orta gerilim dağıtım ağının %85'ini rehabilite ettik. Bu da anahtar teslim projeydi. Götürdük, yerinde teslim ettik. Sağda görüyorsunuz bayağı zorlu koşullarda dağıtım istasyonlarının İYAUS'ları karda kıyamette gitti ve başarıyla da bitirdik. Bu da Kuzey Irak'taki TAKA müşterimiz Atrush Oilfield petrol sahasının ilk yerleşimi, ilk fazıydı. Dikkat ederseniz buradaki kapılar çift açılır bir kapı bu. İYAUS'un ebatları hakkında fikre sahip olabilirsiniz. Genişliği 18 metre, uzunluğu da 25 metreden daha fazlaydı. Bu da içi. Ne kadar karmaşık olduğunu ve büyük olduğunu. Bu İYAUS'u 3 parça halinde yolladık mesela burada. 3'e böldük. Bölerken de mesela burada yine dikkat edilmesi gereken konulardan biri, klima sistemini bölerken sahada kolay montajı olsun diye flexible bağlantılarla yaptık. Ve kumanda kablolarında mesela modüller arasında soketli yapmıştık.
Devam edeyim. Yine ufak bir İHA içinde dağıtım sistemleri var. Biraz hızlanmam gerekiyormuş. Hızlanayım. Yine Gürcistan projemize ek bir İHA vardı. Bu Anagold projemiz demin bahsettiğim müşteri videomuzun da olduğu proje, bu proje Erzincan'da yapıldı. Çöpler altın madeni sahasında yapıldı. Şu an İHA, şu fotoğrafta gördüğünüz İHA yerden 45 metre yukarıda. Buradaki konveyör bandı bu maden sahasının ikinci fazı, yani üretimi artırmak için yapılan projeydi. Bu konveyör buradaydı. Ve siz eğer ki bir betonarme bina inşaat yapacak olsanız, artık yani beton kamyonunu oradan aşırtmak zor olurdu, ama İHA çözümüyle müşterimiz her şeyi yaptırdıktan sonra bir vinçle bu konveyör bandı, çünkü boydan boya uzanıyor, bunun üzerinden çok rahat demeyelim ama beton binaya kıyasla çok kolay atlattı. Lukoil ile yine petrolcülerden Lukoil bir projesi, Velpet 11A. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki tüplerde yangın söndürme sisteminin tüpleri. Etibakır çok iyi bir müşterimizdir. Adıyaman bakır madeni içinde EMS ve motor kontrol ünitelerinin, panolarının olduğu ve frekans konvertörlerinin olduğu bir proje. Çok duymuşsunuzdur. Devamda dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöp yakma tesisi, Avrupa'nın şu anda en büyüğü, 90 megawatt hatırladığım. Bunun e-house'larını da Siemens Türkiye başarıyla teslim etti. Görmüş olduğunuz gibi burada e-house'lar müşterimizin yaptığı çelik konstrüksiyonun arasına bir kaset gibi yerleştirildi. Shell'le çok fazla projemiz var. Bu da görmüş olduğunuz Shell projemiz. İHA'nın ebatlarını, ki bu İHA'nın yarısı, bu ikiye bölünmüş, yani boyuna göre ikiye bölünmüş bir İHA, şurası geçici duvar. Ama kaç pano olduğu ve uzunluğunu görselde görebilirsiniz. Yine bir Shell projemiz. Geçiyorum. Bu da önemli bir nokta. Demin sevkiyat videosunu seyretmiş olduğunuz İHA bu İHA. Kahverengi olmasından da belki anımsarsınız. Burada bu Intel'in İrlanda'daki bir çip fabrikası. Diyeceksiniz ki çok kolay kaynaklara ulaşırım. Neden İHA almış bu müşteriniz? Şu görmüş olduğunuz binanın genişliği 29,5 metre. Çelik konstrüksiyon bir bina. Ve buraya sığması gerekiyor bütün ekipmanları. Şu İHA'sı bu binanın tam ucuna koyacaklar. Orada inşaat ya da bir yapı yapmak zor. Oraya EHS koşulları da çok sert biliyorsunuz. En güzel çözüm İHA'sı. Müşterimizde de çok başarılı proje gerçekleştirip 3 tane İHA'sı teslim ettik. Yine demin gördüğünüz Anagol'da bir ek gelmiş zamanında. Başka bir Shell projemiz. Klimayı görüyorsunuz, ne kadar kompleks, tamamen %100 yedekli, özel tasarlanmış bir klimadır. Ve İHA'nın içi, orta gerilim panoları görülüyor bu görselde de. Ve yeni projelerimiz, şu anda devam eden projelerimiz, bir tanesi Ukrayna'da. Daha teslim etmediğimiz için görselleri tamamen bizim teklif aşamasında çizmiş olduğumuz 3 boyutlu görsellerdir. Ve yeniden başka yeni devam eden yine İsrail'deki bir projemiz. İHA bir taraftan da en son olarak akıllı olmaya çalışıyor. Siemens'in Simonet Kontrol Touchpad'li mikro tıkada sistemini İHA'da uyarladık. İHA'da ilgili bütün datayı ekipmanlarla, klimalarla ve bütün alt sistemlerle ilgili datayı tek bir yerde toplayıp isterseniz ana tıkada bağ ağınıza bağlayabiliyorsunuz ya da bu dokunmatik ekranda görebiliyorsunuz. Ben en güzeli bitireyim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Soruları Biz alabilirim. teşekkür ederiz Kenan Bey. Harika bir sunumdu. Çok da fazla soru geldi. Kürşat Bey'in sorusuyla başlayalım dilerseniz. Şöyle bir sorusu olmuş Kürşat Bey'in. Öncelikle sorunuz için de teşekkürler. EPDK dağıtım şirketleri için 1 megawatt
depolama sistemi kurmalarını talep etti. Akü depolama için bir çözümünüz var mı? Var. Onun da ismi C-Storage. Yine aslına bakarsanız bir IAL bunun genel tabiri. Alt sistemler mesela az önce gösterdiğim mobil, skit gibi alt çözümler olduğu gibi C-Storage'da var. Bunun için Siemens'in C-Storage'da kullandığı bir invertör var. Lityum pillerle destekleniyor ve tamamen ihtiyaca göre çözüm şekillendirilip teslim edilebiliyor. İsmi de C-Storage. Kürşat Bey'di diye anımsıyorum. Eğer isterse biz de bu konuda da iletişime geçebilir. Ben ve arkadaşlarım yardımcı oluruz. Kürşat Bey zaten ekranda mail adresini de paylaşmış. Yayın öyle bitiminde mi? De size evet mail tamam. adresini iletebilirim. Teşekkürler yanıtınız için. Adem Bey'in bir sorusu var. Adem Bey teşekkürler sorunuz için. Yangın söndürme için FM200 mü, Novec mi kullanıyorsunuz? Bu tamamen projeye göre değişiyor. Bugüne kadar karbondioksit, FM200 ya da Clean Agent tabir ettiğimiz bütün sistemleri kullandık. Yangın söndürme için müşterimiz eğer ki ben yangın söndürme sistemi istiyorum derse konuyla ilgili temasa geçiyoruz. Şöyle diyeyim, karbondioksit ben yani bu Siemens adına konuşmayayım, Kenan Doğan olarak konuşayım sizle burada. Karbondioksit sonuçta bizim için zehirli bir gaz, tehlikeli bir şey. Alarm verildiği zaman orayı terk edip binadan çıkmanız gerekiyor. O yüzden de bizim genelde tavsiyemiz müşterimize FM200 oluyor. Ama bu tamamen aslında müşterimizin belirlediği bir konu. Teşekkürler. Çetin Bey'in bir sorusu var. Maksimum uzunluk ne olabilir? Sahada çok uzun bir e-havaz talep edilirse birleştirilerek mi talep karşılanıyor? Bir de sürdürülebilirlik için ne yapıyorsunuz? Mesela oda içi soğuma verimi için e-havaz açık fenk boyanıyor mu? Okey. Önce limit gökyüzü. Hiçbir bizim e-havuzda genişlik ya da uzunluk gibi bir limitimiz yok. Bu aslına bakarsanız tek parça bile yapılabilir. Zaten petrol platformları mesela limanda bir e-havuzu yaparsanız bizim liman seçeneğimiz de var. 25 metre 25 metre 5 katlı 800 ton bir e-havuz yapabilirsiniz. Önemli olan burada nasıl taşıdığınız, ne kadar taşıyabildiğiniz. Maksimum uzunluk derken bugüne kadar şöyle diyeyim. 6,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 4,5 metre hatta 4,75, 5'e yaklaşan bir ebadı sevk ettik başarıyla. Bu ebadın üstüne çıkmak mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Rotalar değiştirilir ya da liman çözümüyle ilerlenir ama burada hepimiz mühendisiz, bir ekonomik baskı da var üzerimizde. Çok güzel bir şey yapmak tabii ki hoş. Ama bir de bunun maliyeti var. O yüzden de maksimum ölçüler olarak 6,5, 30 ve 4,75'i baz alabilirsiniz. Daha da fazla bölünebilir, daha az da bölünebilir. İkinci sorusu evet bölünerek yapılmak zorunda. Çünkü bir e-havuzu büyüttüğünüzde altındaki şase de kalınlaşıyor. Bu da maliyeti arttırıyor. Mümkün mertebe ne kadar bölebiliyorsanız o kadar hem maliyet azalır hem de rahat taşırsınız. Klima çözümü sürdürülebilirlikle ilgili e-havuzun %85'i bu demir çelik bölümü geri dönüştürülebiliyor. Taş yünü için şu anda güncelde bir geri dönüştürme teknolojisi yok. Ama belki ileride dönüşebilir. Ve boya da maalesef dönüşemiyor. Ama betonarme binaya göre çok daha fazla çevre dostu bir çözüm. Klima için evet açık renk zaten bizim referanslarımızda göreceksiniz. Standart rengimiz Rally 7035 Siemens'in pano rengi. Açık gri. Şöyle de büyüteyim. Daha çok güneşi geri çeviriyor. Klima çözümleri içinde çok daha sofistike çözümlerimiz var. Mesela free cooling. Yani dışarıdaki hava sıcaklığı 20 derece ise klimayı çalıştırmanıza gerek yok. Tamamen taze havayla da soğutabilirsiniz. Bu da sürdürülebilirlik için iyi bir teknoloji. Buyurun bakalım, alayım ben de soruyu.
Çetin Bey'in bir sorusu daha var. Beton ile kıyaslandığında ulaşımın rahat olduğu bir saha için ekonomik avantajı yüzdesel olarak söyleyebilir misiniz? Yüzdesel olarak söyleyemem. Neden diyeceksiniz? İyi alt standart bir çözüm değil. Kaç parçaya böldüğünüz şasesi, deprem koşulları, klima yedekli mi yedeksiz mi, yangın var mı yok mu ve diğer çok fazla parametre bunu etkiliyor. Haliyle bir yüzde vermek mümkün değil ama açık yüreklilikle söyleyeyim bunu. Çünkü bu zaten mantık da bunu gerektiriyor. Eğer sahaya çok rahat ulaşabiliyorsun, çok samimiyim, betonarme bina sizin için daha iyi bir çözüm olabilir. Yeriniz dar değilse, rahat ulaşıyorsanız, kalifiye elemanları da sahaya getirebiliyorsanız, yani herhangi bir sahada sıkıntınız yoksa betonla gitmemek için hiçbir neden yok. İyaz çünkü aspirin bir çözüm değil, her projeye de uyacak diye bir şey yok. Özel daha niş şeylerde kullanılıyor. Teşekkürler. Kazım Bey'in bir sorusu var. Türkiye'de 3D e-house tedarikçiniz var mı? E-house tedarikçiniz olabilmek için nasıl bir süreç söz konusu? 3D'yi çok anlayamadım ama 3 boyutlu e-house yapımından mı bahsediliyor? Ben de tam anlayamadım. 3D Party yazmış Kazım Bey. 4 Party. Third Party anladım. Third Party diye algılayayım ben en azından Kazım Bey. Öyle cevap vereyim. Evet olabilirsiniz. Bu konuda herhalde Pelin Hanım'la temasa geçiliyor. Ya da Pelin Hanım'dan alabilirsiniz iletişim bilgilerini. Bu konuyu hallederiz. Yani elektrik port da bize yardımcı olur. Bir şekilde tanışırız. Biz zaten devamlı yeni tedarikçiler yaratmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Demin bahsettiğim mühendislik ve proje yönetimi ekibiyle birlikte bu konuda da özel bir zaman ayırıp yeni tedarikçiler buluyoruz. Siz de tabii ki tanışalım, sizi ziyaret edelim. Uygunsanız hep beraber Türkiye için bir değer yaratırız. Teşekkürler. Ekrem Bey'in bir sorusu var. İki veya daha fazla parçada üretilen e-house'lar için sahada kurulum sağlandığında parçaların birleştirilmesinde istenen yalıtımı ve IP seviyesini nasıl sağlıyor ve nasıl test ediyorsunuz? Okey. E-house'ların birleşiminde, şuradaki şeyi de fotoğrafta açayım azıcık bakalım. Çok net gözükmese de burada. E-house'un birleşiminde görmüş olduğunuz gibi bir alın noktası var. Yani tamamen iki düz yüzey birleştirilecek. İki çözüm, iki aşamalı bu. Arasına üç seviyeli bir mastik uyguluyoruz. İçeriğini tam bilmiyorum, kusura bakmayın. Siyah, gri ve beyaz bu sertten yumuşağa doğru da gidiyor ve dayanıklık UV seviyesine göre de gidiyor. Bir mastik uygulanıyor. Bu hava sızdırmasını engelliyor. Akabinde de dışarıda iki parçanın birleştirdiği yerde de saçlarla kapatıyoruz. Böylece mekanik koruma da oluyor. Hem de ilk gelen yağmur, su ve mekanik olarak uzaklaştırılıyor. İHAZ'lar IP54'e kadar yapılabiliyor. Diyeceksiniz ki neden IP54? Bu birleştirme yerinden, kablo çıkışlarından filan değil sorun. Kablo çıkışlarında da kablo geçiş aksesuarları kullanılabilir. İHAZ'ın maalesef içine girmemiz gereken bir kapı var. Ve kapılar da IP54'e kadar yapıldığı için minimum, yani zincirdeki zayıf halka kapı olduğu için IP54 diyoruz. Buyurun Irmak Hanım. Teşekkürler. Çetin Bey, teşekkürler sorularınız için. Çetin Bey'in bir sorusu daha var. Parçalı sahada birleştirilen İHAZ'ın ürün ömründe değişiklik olur mu? Sızdırmazlık, mukavemet vesaire gibi. Yok. Olmuyor. Burada ben de Çetin Bey'in bir sorusunun cevabını atladım. Sızdırmazlık testini bildiğiniz, normalde bu testi nasıl yapıyorsanız tazelikli suyla ya da damlayan suyla, bunu simüle ederek hortum ya da basınçlı makinalarla testini yapabiliyoruz. Eğer istenirse tabii. Irmak Hanım, son soruyu bir daha okur musunuz? Ben buna cevap verirken onu unuttum. Ömrünü etkiliyor mu? Tamam, hatırladım. Mukavemet sızdırmazlık
Hayır, etkilemiyor. Biz İHAZ'ları 25 artı olarak ömür beklentisi içinde satıyoruz. Bu sızdırmazlık çok daha uzun süreler dayanıyor zaten. Üzerine de demin dediğim gibi saçla kapattığımız için zaten güneşin o UV ışınları en büyük sıkıntı orada. Kapattığımız için bu sızdırmazlık İHAZ'ın ömrü boyunca yeterli olacaktır. Teşekkürler. Murat Bey'in bir sorusu var. IP koruma sınıfı olarak ne garanti edebiliyorsunuz? Teşekkürler Murat Bey. Demin söylemiştim, IP 54'ü garanti edebiliyoruz. Teşekkürler. Serkan Bey'in sorusu var. E-House gibi kompakt bir yapıda enerji dağıtımını kablo ile mi sağlıyorsunuz? Busbar sistemleri kullanılıyor mu? İkisi de kullanılıyor. Bu tamamen aslında ekipman seçimi ve müşteri isteğiyle ilgili bir durum. Tabii ki biz de mühendislik ekiplerimizde bir tavsiyede bulunuyoruz. Ama cevap hem kablo hem busbar. Tek bir konu var. İHAZ'ın çatısından çıkmak çok riskli bir şey. Ne kadar geçiş elemanları kullanılsa da günün sonunda tepeden inen bir sudan bahsediyoruz, yağmurdan bahsediyoruz. Bizim her zaman tavsiyemiz müşteriler o riske girmemek, mümkünse alttan giriş çıkış yapmak veya en kötü İHAZ'ın yan duvarlarından çıkış yapmak yönünde oluyor. Teşekkürler Kenan Bey. Yunus Bey'in bir sorusu var. İHAZ dağıtım şirketleri tarafından herhangi bir problemle karşılaşıyor mu proje kabul esnasında? Türkiye'de bir dağıtım şirketine bir satışımız daha olmadı. İşin doğrusu teklif de hazırlamadık. Çünkü Türkiye'de iyi koşullarda olduğu için bir İHAZ talebinde bulunulmadı. Ama Gürcistan örneğini verecek olursak buradaki yapmış olduğumuz Gürcistan projesinde kabulde hiçbir sorun yaşamadık. Gayet pürüzsüz gitti. Teşekkürler. Sosyal medyadan gelen bir sorumuz var. İHAZ'da yıldırım ve aşırı gerilimlere karşı hangi önlemler alınmaktadır? İHAZ'ın kurulacağı alan için bir topraklama ağının kurulması gerekmekte midir? Evet, normal bir tesis gibi topraklama ağı gerekiyor. İHAZ'ın içindeki topraklamadan Siemens sorumlu. Yıldırım korumada tamamen betonarme binalarla aynı prensipte, işte yakalama uçları, paralel kafesi olsun, diğer bütün her şey aynı. Hiçbir normal binadan bir farklı bir tasarım yapmıyoruz. İHAZ'ın bir avantajı var. Tamamen çelik olduğu için herhangi bir bağlantı ya da sorunda yapı da çelik olduğundan dolayı aslında bir B planımız olmuş oluyor. Öyle bir avantajı var. Teşekkürler. Bir diğer sosyal medyadan gelen sorumuz. Kullanım lokasyonunun değişimi sonrası yeniden saha fonksiyon testleri gerçekleştiriliyor mu? Özel bir test kapsamı mevcut mu? Eğer ki İHAZ'ın fabrikamızda yapılıp sahaya sevkinden sonra testler gerçekleştiriliyor mu derseniz, evet, sonuçta bir yol gidiyor. Böyle o içinde orta gelim gibi tehlikeli ürünlerin olduğu, yani herhangi bir hatada bir gevşek civata ya da diğer kesicinin tam oturmaması gibi konular olabilmesi mümkün. Haliyle bir böyle bir mekanik kontrol yapılıyor. Onun haricinde kablo bağlantısı sökülmediği edilmediği için herhangi bir soğuk testi yeniden tekrarlamanıza gerek yok. Ama İHAZ'ı kaldırıp mesela bir madeniniz var, A madeninden B madenine taşımak istiyorsunuz. Bitti maden. Mesela bir madenin ömrü var 7, 8, 15 yıl. Günün sonunda İHAZ'ınız hala safa sağlam ama maden bitti, başka yere gideceksiniz. Elbette ki bütün o testlerin o kadar sürenin sonrasında tekrarlamasında fayda var. Ama dilerseniz bunu tamamen arkadaşlarla da eğer beyefendi bize iletişime geçerse daha detaylı bilgi verebiliriz. Teşekkürler Kenan Bey. kullanım alanı için rakım sınır değerleri var mıdır? Varsa nelerdir? Aslında İHAZ'ı limitleyen bir şey yok. Tamamen ekipmanla ilgili bir şey. Biliyorsunuz işte 1000 metrenin üzerindeki havanın epsilon değerinden dolayı izolasyon düşüyor. Bu da yani beton bir binayla 2000 metreyi bir tesis kurmakla İHAZ arasında fark yok. İçindeki ekipmanın kadar yapabiliyorsunuz bunu.
Tek söyleyebileceğim şey klima sistemleriyle ilgili bir modifikasyon ve kapsam artışı olabilir. Çünkü hava inceldikçe soğutmak sonuçta soğutma kanalı havadan havaya oluyor. Bir tek bunun için bir şey yapılabilir. Onun haricinde zaten ekipmana bağlıyız. İyaz rakımla ilgili bir değişken değildir bu formülde. Teşekkürler Kenan Bey. Pelin Hanım da chat ekranına yazmıştı. Harika ve yenilikçi bir sunumdu öncelikle. Tekrardan emeğinize sağlık. Sorularınızı daha sonra Kenan Bey ve Pelin Hanım'a da iletebilirsiniz. Pelin Hanım mail adreslerini yazmıştı. Ben de sesli olarak da söyleyeyim. kenan.doğan@siemens.com pelin.tandoğan@siemens.com. Değerli takipçilerimiz, sorularınızı bu mail adreslerine iletebilirsiniz.